Merhaba, iyi günler. 13 Haziran 2024. Dün değerli başkanım, güzel insan, baştacı Mustafa Enver Gökay'ın evine güzel bir ziyarette bulundum. Huzur doldum, mutluluk doldum, güzel, olumlu enerjilerle ayrıldım. Herkesin böyle bir güzelliğe ihtiyacı var. Lütfen büyüklerimizi ziyaret edelim. Sevgiyle, saygıyla ellerini öpelim. Onlarla geleceğe neler bırakabiliriz yorumlayalım. Geleceğe neler bırakabiliriz? Biz de insanız. Geldik gidiyoruz. Dünyaya kazık çakan yok. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Sırplar, Yunanlılar, Bulgarlar hiç çocuklarına Türk isimleri koyuyorlar mı? Sen neden başka isimler koyuyorsun? Evet. Nereden geliyor bu değirmenin suyu? Ruslar, Japonlar, Çinliler çocuklarına Türk isimler koyuyor mu? Bir not buldum kendime ait. İkinci parmağın fa basılması, tele düşmesi, çizgi boyunca parmağını basılı tut ve elini. Parçada gelen tüm fan tonların zarplı olacağını bildir. Bu işaret çalışmanın virgül notadan sonra küçük bir soluk alınacağını gösterir. Sayısız olarak süreceğini gösterir. Her ondan sonra devam ediyor. Bu çalışma sosta parmağın basacağını. Evet. Güzel çalışmalar yapmışız. Müzeye, güzelliklere emek verdik. Değerli insanlarla karşılaştık. Türk Halk Oyunları'nda iyi öğretmenlerle, iyi öğrencilerle karşılaştım. Yurt dışında olsun, yurt içinde olsun. Hep güzel anılarım var. Bu şimdi yapılıyor mu, yapılmıyor mu bilmediğim bir konu. Yani Durmuş Yaşar ve oğullarının resim sergisi 1975. İçinde Devlet Resim Heykel Müzesi 18-31 Ekim 1975. Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi 20 Kasım 3 Aralık 1975. Evet. Burada dikkatimi çeken bir şey daha var. Bunu terlemiş. Öyle zımbalamış. Çok kullanılırdı eskiden. Burada fiyat listesi. Evet. Sanatçıları destekleyelim. Sanatçıları yalnız bırakmayalım. Sanatçılar kırılgan olur. Sanatçılar üretken olur. Sanatçılar bizim temsilcimiz, bizim pasaportumuz, bizim varlığımız. Burada isimlerine kadar var. Adreslerine kadar var. Eski hale bak. Ev adresleri, kapı numaraları. Şimdi böyle bir kapı numaralı bir kitap, bir bilgi dağıtsan, bilgi, broşür diyelim ona hadi kelime olarak. Yani nasıl tepki alırsın? Bak 1975'te kapı numarası yazıyor. TRT Yayıncılık ve Haberleşme Ocak 1976 sayı 10. TRT'nin güzel yılları. Türk ulusunu temsil ettiği yıllar. Sonra bizim elektriğe para koydular. 3 lira, 5 lira. Sonra da TRT kendi başına halktan kopuk yönetimler yapmaya başladı. Evet, şimdi benim TRT Radyo'da değerli arkadaşlarım katkı koydular, emek verdiler. Plan proje yaptılar, gerçekleştirdiler. Belgeselim oldu. Yani kaç kişiye internetten gönderdim, buralarda söyledim. Eski tesir yok. Eskiden bir kolun, elin bir çekimde böyle çıksa. Şöyle. Ooo bu benim işte, bu sol taraftaki işte, dipteki benim. Oraya kadar çekmiş kameraman. Daha suratını görülmemiş bile. O kadar önemliyim. Nasıl nefes almadan televizyon izlerdik. İçindekiler, yönetim kurulu. TRT yayınlarında dil sorunu, Türkiye radyolarının televizyon karşısındaki durumu, denetim üzerine düşünceler, Uluslararası Yayın Enstitüsü 3, TRT Kitaplığı, TRT Haberleşme.
Hizmete özel. Ayda bir yayınlanır. İmtiyaz sahibi TRT kurumu adına Doğan Erden. Sorumlu yayın müdürü Melih Başar. Yönetim yeri TRT Genel Müdürlüğü. Telefon cihazı var. Altılı. Evet. Bunları böyle bir TRT'li, bir radyocu arkadaşla, televizyoncu arkadaşla ileride sohbet ederken masanın üstüne koyup öyle 3-4 saatlik, 1 saatlik, 1,5 saatlik güzel şeyler düşünüyorum, toplantılar. Yani onlarla konuşurken ben de bunu masanın üstüne koyup içine girip şöyle içinde dolaşıp, çünkü ayrıntılar çok önemli. Oradan böyle konuşma yapmak isterim. Ben ki şeyi tebrik etmekmiştim. İsmail Cem TRT Genel Müdürü olmuştu. Onu daha sonraki yıllarda bir de şeyde görmüştüm. Aşkın Toktaş'ın odasında milletvekili. O zaman demişti, dedim, güzel görevler bekliyor İsmail Cem'i. Yani ve arkadan da Türk Solu iktidarı olamadı. Sağcılar becere becere becerdi yani. Sağcılar becerir. Oktay Akbal'ın en değerli kitabı bu. Benim için. Suçumuz insan olmak. Veya en değerlilerinden diyelim yani. Ama buna, bu kitaba ben hayranım yani. Bunu babam da çok severdi. Oktay Akbal'ı. Saygılı anayım. İnsanoğlunun kendi mutluluğunu kendi eliyle yaratmaya çalışması bir suç mudur? Yaşamın akışını değiştiriveren küçük rastlantılara kapılmak, aşkı, mutluluğu elde etmek için toplum görenek ve geleneklerine aykırı davranmak. Suçumuz insan olmakta evli bir adamla evli bir kadının toplum göz önünde bağışlanmaz, hoş görülmez aşklarının öyküsünü bulacaksınız. Serüvenlerin çıkmaz bir yol olduğunu bile bile yasak bir aşkın dolanmaçlarında dolaşan iki düşçü insan. Oktay Akbal'ın ilk baskısı 1950'de, ikinci baskısı 1969'da yayın evimizce basılan bu romanı 1958 yılında Türk Dil Kurumu Roman Ödülünü kazanmıştı. Suçumuz İnsan Olmak radyo oyunu olarak 1968 ve 1971 yıllarında TRT Arkası Yarın programlarında birer hafta süreyle temsil edilerek büyük ilgi toplamıştır. Evet. Ona koşturarak açardı. Kahvede olurdu bazen. Kahvede de açılırdı bu radyo. Orada da insanlar oyunu bırakırlardı. Çünkü domino çatır çatır oynanan bir oyun. Dama çat çat oynanan bir oyun. Tavlada şangırtı şungurtuyla oynanan bir oyun. Hadi diğerleri 66-52 pastıra. O oyunlar diyelim ki sessiz de oynanabilir. Sonra taş çıktı. Okey taşları daha önce yoktu. Yani o zaman insanlar işi gücü bırakırdı oyunu. Bu arkası yani dinlerlerdi. Öyle. Ses kabartmak diye bir laf var ya. Kulak kabartmak diye. Öyle. O oradaki bir 20 dakika, yarım saat. Ondan sonra yine çatırdı devam eder. Hep o pembe soluk perdeler. Güneş bu küçük pencereden hiç ayrılmaz. İçerisini görmek mümkün değil. Ama hayal etmesi kolay. Ne diyor şair? İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar. Başbakan Ecevit, ekonomiyi güçlendirme programını anlatıyor. CHP Gençlik Kolları Merkez Kurulu Başkanı. Ekonomiyi güçlendirme programını anlatıyor Bülent Ecevit. Ekonomiyi güçlendirme adı altında 1979 yılında öncelikle kendi ulusal gücümüze dayanarak Türk ekonomisini dar boğazlardan çıkarmak için bir ulusal atılım yapmak üzere bir program hazırladık. Bildiğiniz gibi bunun çalışmaları uzun zamandır sürüyor. Uzamasının nedeni uygulamayla ilgili ayrıntıların, belgelerin önem taşıması. Zaten göreceğiniz gibi çok geniş kapsamlı bir program. Bunun uygulamada her yönüyle birbiriyle tutarlı olması önem taşıyordu. Ayrıca açıklandıktan hemen sonra uygulamaya başlaması önem taşıyordu. Şimdi biraz da artık insanlar bazen gözlerini kapatıp, yani şöyle bir 10 dakika bir sosyalist Türkiye'yi hayal etseler, çözümler yavaş yavaş kendinden belirmeye başlar yani. Bu kapitalizme hizmette artık solcu olarak, sağcı olarak yorulduk yani, dünya insanlar olarak. Bir kişi zengin, 99 kişi aç. Bu sistemin değiştirilmesi lazım. Yeter artık. Niye internet var?
İşte bunlar böyle yabancı dillere çevriliyor. Yabancı dillerden bize çevriliyor. Yani yeter artık. Hep kriz, hep kriz, hep kriz, hep kriz, hep kriz, hep kriz, taze taze, hep kriz. Ya nedir bu ya insan hayatında? Yapacaksan yap, yapmasan yapma. Olacaksan ol, el beğensin. Olmayacaksan öl, yer beğensin derler. Olacaksan ol, el beğensin. Olmayacaksan öl, toprak beğensin. Ne biçim kapitalizm bu ya? Yürümüyorsa yürümesin krizden. İki insanlar kahkahayı unuttu, muhabbeti, komşuluğu, arkadaşlığı, aileler dağıldı, boşanmalar. Çocuk sayıları düştü, üretimler düştü. Ya ne biçim ideoloji bu? Bir sürü de bunun şeysi var. Savunanları var parlamentolarda, senatörler hele. Geçen gün bir senatörün demeci vardı. Ukrayna bizim için mineral yatağıdır diyor, altın yatağıdır, mücevherdir diyor. Ukrayna halkının 10 milyondan fazlası gitti Avrupa'ya, dağıldı dünyaya. O çocukları, o aileleri düşünen yok. Kim toparlayacak bu kadar Ukraynalıyı tekrar vatana? Bu savaş ne zaman bitecek? Her gün ölüm, her gün bomba, her gün ölüm, her gün füze. Nedir bu ya? Nedir bu yani? İnsanlar bunu soracak ya. Bunu karıncalar soruyor yani. Hayvan yiyor, uyuyor. Bak, öyle sıcağı. Hepsi çekildi kenara. Karnı tok, uyuyor, tamam. İnsana bak. Kaç kişi öğlen uykusu yiyor ya? Bütün zengin arkadaşlarım şimdi gece bilmem kaça kadar çalışacak. Nedir bu zenginlik? Nasıl bir zenginlik? Öğlen uykusu uyumadan sonra. Evde hanıma bir hizmetçi almadıktan sonra. Bir özel şoförün olmadıktan sonra. Sen de fakirsin demek ki. Fakirsen niye zenginim diyorsun? Fantazi. İşte bütün dünyada şok yaratan dev yapıt. 130 haftadan beri bestseller listesinde bir numaradan inmiyor. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. Johnny Gray. Kadınların ve erkeklerin birbirleriyle olan ilişkilerinin farklı yaklaşımlarını sergiliyor. Johnny Gray kişilerin aşk mektupları tekniğiyle duygularını daha kolay ve dürüstçe açıklayabileceklerini öne sürüyor. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten karşı cinsle iletişimimizi geliştirecek ve ilişkilerimizden elde etmek istediklerinizi sağlayacak pratik bir rehberdir. Karşı cinsle doyurucu ilişkiler kurmak isteyen herkes bu kitabı okumalı. Kemal Sunal'ın bundan daha önce güzel şeyleri var yani. Söyle bana. Ne derler? Filmleri. Orada anlatıyor yani. Ha ha ha. Hasret kaldık gülmeye. Sıkıntı, sıkıntı, sıkıntı. Nedir bu sıkıntı bu kadar ya bizde? İnsanız biz. Şu bitkiye bak. O da gelip gidiyor bu dünyadan. Şimdi bu kitap iddialı bir kitap. Onu okursak okuyalım. Güzeldir yani. Ben okudum. İlk okuduğumda çok şey olmuştu. Bende büyük bir açılım olmuştu. Sonra etraftaki bu sabah programları, televizyondakiler bunu 80 defa, 100 defa solladı, geçti gitti. Bu unutuldu bile. Bizim sabah şeylerimiz. Benim böyle ayraçlarım bunlar. Eskiden ayraç yoktu. Kitabı koyardım. 1978 Ekim 24 Salı günü. Ne kadar güzel. 43. hafta. Efendim 3G 24 Kasım eski şey de veriyor takvimi. 26 Aralık gelen, kalan, giden Şubat. Bir önceki ayı ve bir gelecek ayı. Bak, bak. Bakıyorsun bunlar. Delikliydi bunlar. Biliyorsun sehpası vardı. Küt bu tarafa çevirdi. İşim bitti. Şimdi geldik güzel bir şaire. Acıyı bal eyledik. Bu değerli şairin oğlu Dalyan'da bir mekan açmıştı. Ben akşamları gider kendisini ziyaret ederdim. Konuşurduk. Şimdi nerelerde, hangi olaylarda? Çünkü salgın geldi. Bazı dostlarımızı kaybettik. Bazı dostlarımızı da şeyden, adresten kaybettik. Bu yaşıyorsa tanışmak, bir tekrar geliştirmek isterim. Burnumdan ter akıyor. Bugün 40 küsur derece. Acıyı bal eyledik. Hasan Hüseyin. Hasan Hüseyin, derin duyarlılığı, gür sesi, geniş soluğu, renkli hayali, işlek Türkçesiyle diyalektik bir görüş ve insancıl bir bakışa yaslanan hayat ve tabiat sevgisi, barış ve özgürlük tutkusu, devrim ve bağımsızlık özlemiyle kaynaşan bir şair.
Edebiyat eleştirmeni Asım Bezirci'nin son yılların en çok dikkatini çeken şairi Hasan Hüseyin hakkında yargısı. Acıyı bal eledik. Ter gözlerime geliyor. Görmede de sorun çıkıyor. Acıyı bal eledik. Bu yargıya yeni zenginlikler, derinlikler getiren bir şiir kitabı olacaktır. Hasan Hüseyin'in bu son şiir kitabının daha geniş ilgiyi çekecek nitelikte olduğuna inanıyoruz. Evet. Birinci basım Mart 1973. Hasan Hüseyin'in öbür kitapları. Kapak düzeni Fahri Karagözoğlu. Kavel. Temmuz bildirisi Kızılırmak. Made in Türkiye. Bıyıklar konuşuyor. Kızıl Kuğu. Aglasun Şafağı. Oğlak. Şimdi bunun içindekilerde ne varmış? Güzelce okuyalım bakalım. Ne güzel, ne güzel. Acıyı bal eyledik. Nehirler aka aka. Tortu. Zor nakış. Birdenbire özlemek. Ama dolu Ağustos. Hani ya? Neredesiniz? Köprü. Tay. Kerbela uzak değil. Çoğaltan acı. Şükrü Baba açıklaması. Pis bir akşam. Her yerde birden olmak. Mutluluk benim. Şirinimdir. Susan su. Benden bilmeyin. Bir başka tepeden duraktaki ışık. Şimdi şöyle. Hadi bakalım. Güzel çıktı ya. Dayanamam yani. Okuyalım da olumlu güzellikleri paylaşalım yani. Ne güzel, ne güzel. Uyandım birdenbire. Motor mu? Kuş mu? Köpek mi? Silah mı? Işık mı? Bilemiyorum. Paraşütüm bitkin ve soluk sola. Yıllarca sonra dönülmüş bir baba evi. Sabah. Yıllarca aranılmış ve bulunmuş bir yitik eşya gibi her şey. İşte dikiş makinesi, işte sepet, işte ütü, işte yarım kitaplar, işte çam kolonyası, işte soyunup attıklarımız. Şimdi bu ütü bizde vardı yani. Bu ütü, gençler bunu bilmezler, genç nesil. Buna katkı koymak isterim. Bu ütü kömürlü ütüydü. Yani. Bazen eğer sapı odundan ise yakılmış közü mangal kömürlü getirirdim. Yok sapı da demirdense böyle dönmeli. O zaman ya da sabitse sapı bu defa koyardın çırayı üstüne de şeyi kömürü yakardın. O kıpkırmızı olurdu o. Dışarıda tabii evin dışında. Ondan sonra tülbent olurdu beyaz. Ütülü pantolonu diyelim ki gömleğe getirirdim. Tülbent kalın iki sıra, yaş veya üç sıra. Böyle katlamalı. O kızgın ütü yakmasın kumaşı diye. Sadece buharı geçsin diye. Bir de rengi de değişmesin diye. Oradan onu kızgın ütüyle ütülerdik. Çam kolonyası. Evet, çam kolonyası meşhurdu. Geçen gün aklıma geldi. Birbirimize ne kadar kolonya ve şeker çeşitleri götürürdük, lokum çeşitleri. Turkish lokum, Turkish delight. Ne kadar meşhur dünyada, Türk lokumu. Evet, ne kadar çok misafirimiz gelirdi ve ne kadar çok misafirliğe giderdik. Kapitalizm böyle bizi bencilleştirdi, zürafa gibi olduk böyle. Herkes bireysel şey, ne onun adı? Bir tane var ya, bireysel mezunluk adı var, meşhur oluyor. Yani bakın, meşhur yapıyor seni. Bencil. Toplumdan kopuk. Sen, din de öyle yapıyor çoğu zaman. Başka dinler de öyle. Sende ilahi kozmik güçler var. Sen ding 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 ding. Acıyı bal eyledik. Pir Sultan ölür, dirilir. Bak şu bebelerin güzelliğine. Kaşı destan, gözü destan, elleri kan içinde. Kör olasın demiyorum. Kör olma da gör beni. Tüylerim diken diken oldu.
Damda birlikte yatmışız. Öküzü hoşça tutmuşuz. Koyun değil şu dağlarda san kendimizi gütmüşüz. Hor baktık mı karınca? Kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu karacanın yavrusunu? Ya nasıl kıyarız insanı? Sen olmasan öldürmek ne? Çürümek ne zindanlarda? Özlem ne? Ayrılık ne? Yokluk ne? Yoksulluk ne? İlenmek ne? Dilenmek ne? İşsiz, güçsüz dolanmak ne? Gün ile barışmalı, kardeş kardeş görüşmalı, koklaşmalı, söyleşmeli, korka korka yaşamak. Kahrolasın demiyorum, kahrolma da görme. Evet, dağlarımızda, Sandı Dağları'nda, Tekke Dağları'nda, yatırlarımızın olduğu dağlarda, şurada karacalar var. Soyadı Karaca olan akrabalarımız, arkadaşlarımız var. O karacalar çatır çatır o yangınlarda yandı, bu son yangınlarda. Onları yakanlara artık bu güzel günde beddua etmeyeyim. Yani. Pislik. Teşekkür ediyorum. Bu kitabı lütfen okuyun. Bu kitap bizim kendimiz. Evet, teşekkür ediyorum. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Güzellikler içerisinde kalın. Bol bol lütfen su için. Yaz günü. Hayırlı işler dilerim. Kolay gelsin. Başarılar dilerim. Sağ olun.